Yine en sık gördüğümüz e, adolesan idiopatik skolyoz yani ergenlik çağında ortaya çıkan sebebi bilinmeyen e, skolyozu ele alacak olursak özellikle e, omuzlarda asimetri, bir omuzun daha yüksek olması, e, beldeki e, oyuntuların, e, girintilerin e, asimetrik olması, bir tarafın daha dolgun bir tarafın asimetrik olması, e, bacak seviyelerinin e, farklı olması, bir taraf özellikle kalçanın daha yukarıda olması ve özellikle de sırtta bir hörgüç, e, sanki bir kamburluk görüntüsü yaratan bir hörgüç olması ve bu hörgüçün e, çocuk öne eğildiği zaman daha da belirginleşmesi skolyozun en sık görülen belirtileridir. Bunun dışında çocukluk çağda özellikle doğumsal skolyozda da yine e, eğriliğe eşlik eden, biraz önce saydığım bulgulara eşlik eden anormal kıllanma veya anormal e, cilt e, rengi gibi e, bazı bulgular görebiliriz.